Kotlin spesifik bir sunum olacak. Hatta Android spesifik pek değil, daha çok Kotlin üzerine yoğunlaşacağız. Dediğim gibi yeterince Android olmadığımı düşündüm. Bir de şapkayı takayım. Ben Murat, Google'da developer, Android'de developer advocate olarak çalışıyorum. Bugün de size biraz Kotlin'deki, Kotlin öğrenirken ben de sizin gibi yeni öğrendim zaten Kotlin'i. Karşıma çıkan bazı farklı kelimelerden bahsedeceğim. Ben de yoksa geçmişte Java kökenliyim. Ve bunların, bu kelimeleri gördüğümde yaşadığım Allah Allah bu ne işe yarıyordan çıkan hikayeyi anlatacağım. Önce bir senaryo yaratalım bu kelimelere gelmek için. Bu klasik bir mobil uygulama, işte bir listemiz var. Burada kullanıcıları gösteriyoruz. Kullanıcıların ismini alalım. Bir de bu kullanıcıların bir kısmı aktif olsun olmasın, bunlarla ilgili işlemler yaparız. Dolayısıyla bir de isActive diye bir boolean alanımız var. Aktif olmayanı işte disabled gösteriyoruz. Ayrıca da bu arada arada fazla İngilizce kelime kullanırsam da kusura bakmayın, bu sunumu hep İngilizce yaptım ben. Hatta şeyi fark ettim sabah geldiğimde, hayatımda hiç Türkçe Kotlin sunumu yapmamışım. Kotlin çıktığından beridir Amerika'da olduğum için. Bir de click action'ımız var. Bu da işte kullanıcı bir listedeki user'a bastığı zaman çalışacak olan kısmı tetikleyecek. Bunları da tabii bir UI modele koyalım dedik. View modula girmiyorum burada slaytlarda basit olsun diye, ama bunu bir view modul olarak düşünebilirsiniz. Dolayısıyla basit bir use case yarattık kendimize. Burada ilginç bir şey var. Dikkat ederseniz handle user click bir fonksiyonu parametre olarak alıyor. Bu ilk keyword'ümüzü getiriyor aslında, high order function'lar. High order function'larla Türkçesini bilmiyorum bu arada. High order function'lar dediğimiz şey aslında bir fonksiyonu parametre olarak alan ya da bir fonksiyonu geri döndüren fonksiyonlar. Peki, biraz bunu irdeleyelim bakalım. Kotlin neler yapıyor ve burada neler yapabiliriz? Şimdi burada handle user click fonksiyonumuz bir on click listener'ın içinde ne oluyor? İşte kullanıcı bastığı zaman tetikleniyor ve handle user click çağrılıyor. Şimdi ilginç bir şey yapalım. Kotlin'i yeni öğreniyoruz. Peki, bytecode'da okuması zor bir şey. Size gaddarlık yapıp bytecode göstermeyeyim. Ama bu Kotlin'in ürettiği bytecode'dan Java'ya dönersek bu nasıl bir kod oluyor ona bakalım. Aşağıda Kotlin bytecode'undan geri Java'ya decompile edilmiş kod parçası var. Dikkat ederseniz aslında karışık, beklemediğiniz hiçbir şey yok. Burada onClick listener'ın içinde handle user click çağrılıyor. Ve güzel, beklediğimiz gibi. Peki burada daha iyi bir şey yapabilir miyiz? Bunu daha iyi bir hale getirebilir miyiz? Hadi biraz bunu kurcalayalım. İşte çağrılma slide'ı. Burada ilginç bir keyword giriyor araya. Inline. Bunu ilk gördüğümde çok merak etmiştim. Ne yapıyor bu ve ben nerelerde kullanmalıyım bunu diye. Gelin bu fonksiyona, handle user click'e inline ekleyelim ve ne olacağını görelim. Yine aynı şekilde onClick listener'ın içinde handle user click'i çağırıyoruz. Bu sefer generate edilen kod, Java'ya çevirdiğimiz kod bir hayli değişti. Dikkat ettiyseniz artık bir fonksiyon çağrısı yapmak yerine o çağrılan fonksiyon gövdesi tamamen çağrıldığı yere kopyalandı. Daha önce geçmişte aspect oriented programming ile falan uğraşmış olanlar varsa onlar da benzer böyle bytecode oyunları yapardı. Burada yeni bir fonksiyon yaratılmıyor dolayısıyla bytecode'da. Dolayısıyla call stack'te de yeni bir fonksiyon eklenmiyor. Aslında bayağı ilginç bir iş yaptık ve performans olarak bunun bize bir geri dönüşü olması lazım. Peki, geri dönelim inline olmayan fonksiyonumuza. Burada setOnClick listener'ı kaldırıp direkt handle user click'i çağırsaydık, yine tabii beklediğimiz gibi bu direkt olarak çağıracaktı bytecode'da. Ama bunu ve burada zaten şeyi görebiliyoruz, yeniden bir fonksiyon yaratıyor Kotlin ve bu fonksiyon üzerinden çağrılma yapılıyor. Burada inline'e eklediğimizde
gene benzer bir biçimde bloğun tamamen kopyalandığını görüyoruz. Dolayısıyla inline bize yeniden ekstra bir class, obje, call state'e yeni bir ek yapmadan bu fonksiyonu çağırmamızı sağlıyor. Bu da tabii ki hem hafızada hem de execution time'da bize ciddi bir kazanç sağlıyor. Peki biraz ortamı karıştıralım. Gene inline fonksiyonumuz var ve bu fonksiyona başka bir fonksiyonu parametre olarak geçtik, action'ı. Bu action'la da daha sonra başka bir işimiz olsa, bunu bir yerde saklamamız gerekse. Dolayısıyla onu da aldık, bir değişkene atadık, my fun değişkenine. Bunu compile etmeye çalıştığınızda beklemediğiniz bir şey oluyor. Bir anda hata vermeye başlıyor compiler. Çünkü inline fonksiyonlar başka bir fonksiyonu saklayamaz, sadece çağırabilir ya da başka bir yere pass edebilir. Peki ama bunu yapmamız lazım. Ne yapacağız? Hadi o zaman yeni bir keyword kazanalım. No inline keyword'ü geliyor. Eğer inline bir fonksiyon içinde başka bir fonksiyonu referans olarak tutmanız gerekiyorsa no inline keyword'ünü kullanıyorsunuz. Peki, yeterince keyword yaptıysak biraz soru cevap yapalım. Şimdi burada handle user click içinde direkt return yapsak ne olur? Bir tahmini olan var mı? Nereye döner kod? Handle user clean dışına mı döner? Yoksa bind user dışına mı döner? Peki, farklı bir şey yapalım. Handle user click return etsem ne olur? Return olarak. Handle user click return edersem, handle user clean dışına return edecek bu fonksiyon. Ve eğer handle user clean altında başka bir kod bloğu varsa, bu kod çalışmaya devam edecek bu return'ı yaptığımda. Halbuki burada return yapsaydım, handle user clean değil, bind user'ın dışına dönecekti ve bunun içinde başka bir kod olsaydı o çalışmayacaktı. Dolayısıyla burada ilginç bir davranış değişikliğine gidecektik. Peki, farklı bir şey yapalım. Set on click listener'dan return edersem ne olacak? Bu return edemeyecek. Peki ama niye return edemiyor? Buna karşın eğer handle user click ya da on click listener return etmek istersem edebiliyorum. Gelin bir bytecode'a bakalım. Diğeri compile etmediği için onun bytecode'una bakamıyorduk. Ama handle user click'in bytecode'una bakarsak aslında burada bir anonymous class görüyoruz. Şurada dikkat ederseniz bir anonymous class yaratıyor. Ve class'ın dışına, class'ın içinden return etme şansınız yok. Dolayısıyla da Kotlin eğer burada direkt return etmeye çalışırsanız nereye return edeceğini compiler'ın anlama şansı yok. Peki bu anlattıklarımdan çıkardığımız ders ne? Her şeyi inline edelim mi acaba? Tam olarak da değil. Eğer fonksiyonunuz bir başka fonksiyonu, bir lambda argümanı alıyorsa kesinlikle. Aksi takdirde her zaman değil, çünkü eğer büyük fonksiyonlar kullanıyorsanız bunların inline edilmesi aslında bunların copy-paste olarak bütün bytecode'unuza yayılması demek. Bu da aslında performansınızı kötü etkiliyor. Çok okunabiliyor mu bilmiyorum ama aşağıda aslında Android Studio'nun da size verdiği hata mesajı görünüyor. Her durumda bunu inline etmemenizi istiyor. Bir diğer durumda eğer fonksiyonlar yeterince küçükse, yani birkaç satırlık fonksiyonlarsa, zaten inline keyword'ünü ilk görüşümde Kotlin Standard Library'deki fonksiyonları incelerken olmuştu. Birçok 1-2 satırlık fonksiyon görmüştüm ve hepsi inline olarak kullanılıyordu. Özellikle böyle küçük fonksiyonlar için inline kesinlikle size ciddi bir performans artışı yaratıyor. Peki şu ana kadar gördüğümüz keywordler, high order function'ları gördük, inline'ı gördük, no inline'ı gördük. Inline'a doymadık diye düşünüyorum. Bir de inline class'ları görelim. Inline class'lar biraz experimental, dediğim şeylerin küçük değişikliklere uğrama ihtimali var. Ama ilginç olacağını düşünüyorum. Hemen yine bir use case yaratalım kendimize. Bu arada
şey boyunca bu uygulamadan bahsedeceğim, daha detaylı da anlatacağım. Bir uygulamamız var, çok tanıdık gelecektir. İşte insanlar girip storyler, hikayeler post edebiliyor. Bunların altına da başkaları gelip komentler ekleyebiliyor. Gene başkaları da gelip ya da aynı insanlar o komentlere de reply'ler ekleyebiliyor. Tanıdık bir use case. İki tane de fonksiyonumuz var repository'mizde. Biri comment story post ediyor, pardon. Diğeri de o story'lere reply post ediyor. Şimdi burada pis bir durum var. Dikkat ederseniz fonksiyonların isimleri birbirine çok benziyor. Sadece bir story ile reply farklılığı var. Parametreler tamamen aynı. Yani birinin adı farklı, story ID, parent comment ID olmuş ama tipleri aynı. İkisi de long. Return type'lar da aynı. Dolayısıyla projenize yeni gelen birinin bu ikisini birbirine karıştırması, hatta projenize yeni biri gelmesine gerek yok. Ben bunları kendim yazmış olsam büyük ihtimalle karıştırır, biri yerine öbürünü çağırırım. Peki ne yapabiliriz? Aslında burada Kotlin'de yeni bir şey yok. Herhangi bir belli bir tecrübedeki Java developer'ın ilk önereceği şey, bunlardan, bu ID'lerden veya başka bir parametreyi rep edelim, bir obje haline getirelim. Dolayısıyla fonksiyonlar farklı objeler alacağı için karıştırılması, yanlış çağrılması çok daha zor olur. Peki güzel, bunları obje haline getirelim. Tekrar dediğim gibi şey yaptım, longları story ID ve parent comment ID diye iki ayrı wrapper class içine koydum. Burada tekrar Kotlin'e özel çok bir şey yok. Bunu Java'da çok kolay yapabiliriz. Artı Kotlin'in getirdiği şey, biliyorsunuz boilerplate kod az olduğu için klasların yaratılmasını kolaylaştırıyor belki. Fakat burada da data class kullandım bu arada. Burada ilginç bir şey yapacağız. Inline class kullanıyorum. Ve inline class kullandığımda ilginç bir şey oluyor. Inline class'lar bu wrapper objeler için çok uygun bir yapı. Ve bunlar için de en uygun, en tavsiye edilen yöntemleri size bir parça zorlayarak kullandırıyor. Gelelim bakalım inline class'lar ne yapıyor? Biraz onu inceleyelim. Öncelikle bir class'ı inline class olarak yarattığınızda birden fazla parametre alamıyor. Ki wrapper objeler için olması gereken bu. Backing field'lar kullanamıyorsunuz. Init blokları olmuyor. Class'ları extend edemiyorsunuz. Ama interface'leri inherit edebiliyorsunuz. Bu inline class'ların kendi property ve function'ları olabiliyor. Ve inline class'ımıza bakarsak, bu bir interface yarattık önce ID diye. Bunu implemente eden bir story ID yarattık. Bunun içinde ilginç bir şey dikkatimizi çekiyor. Şimdi bunu kullandığımızda ne olmasını beklersiniz? Aslında biz bu long değeri wrap ettik ve bu bir obje haline geldi. Artık bu story ID, long değil. Ama story ID'yi bir yerde kullanmaya başladığımız zaman bunun aslında içerideki long değeri direkt olarak kullandığını görmeye başlıyoruz. Ama bazı durumlarda da tekrar story ID olarak kullanıyor bunu Kotlin compiler'ı. Dolayısıyla ilginç bir şey var. Inline class'lar yeri geldiğinde wrap ettiğimiz o obje haliyle çalışıyor. Bazı zamanlarda da içindeki değeri kullanarak çalışmaya başlıyor. Şimdi bu karışık bir şey oldu. Bunun nedenini bir anlamaya çalışalım. Burada zaten nedenini açıklamışım. aslında burada Kotlin compiler'ının bizim için yaptığı şey, eğer kullanılan tip belli ise direkt olarak gidip long'u kullanıyor. Ama kullanılan class tipini anlayamadığı durumda, örneğin story ID değil, interface'i ID üzerinden kullandığınızda, o zaman da obje halini kullanıyor. Şimdi bunu örneğiyle görelim. İşte do stuff diye bir fonksiyonumuz var ve biz burada direkt story ID'yi çağırıyoruz. Burada story ID'yi çağırdığımız anda Kotlin gidip içeride direkt long değeri alabildiği halini çağırıyor. Peki burada ilginç bir şey var. Kotlin enteresan karakterler ekledi fonksiyonumuza. Bunun neden olduğuna sonra gelelim ama önce bir obje halini görelim.
Peki gelip başka bir yerde yine bu story ID'yi ama bu sefer interface'i ID üzerinden çağırmaya çalıştığımızda ne oluyor? Bu sefer gidip obje halini kullanıyor. Peki bu garip karakterlere dönersek, bu niye eklenmiş olabilir? Çünkü sizin bu fonksiyonu yazdığınızda, doStuff fonksiyonunu, story ID ile kullandıktan sonra bunun long versiyonunu yazmanızı engelleyen hiçbir şey yok. Ve bir programcı olarak böyle bir ihtiyacınız da olabilir. Kotlin gelip bu kendi generate ettiği fonksiyona long halini, çünkü Kotlin yaratıyor sizin için, bu karakterleri eklemese sizin yukarıdaki long halini yazma ihtimaliniz olmayacaktı. Dolayısıyla Kotlin aslında burada size bir kıyak yapıyor ve sen merak etme, ben içeride kullanacağım bu optimizasyonu kendi garip isimlendirmemle yapacağım diyor. Fakat bunun beklenmedik bir yan etkisi var. Java bu tarafı göremiyor. Eğer projenizde Kotlin ve Java yan yana bulunuyorsa Java tarafından inline class'ları kullanmanız mümkün değil. Çünkü Kotlin'in bu yarattığı ilginç fonksiyonları Java tarafı göremiyor. Peki inline class'ları da gördük. Hızlıca toplamak gerekirse inline class'lar sizin için wrapper objelerde ihtiyaç duyduğunuz şeyleri size sağlıyor ve gerçekten o best practice'leri uygulamanızı bir parça zorluyor. Gelelim operator overloading. C++ developer var mı aramızda? Oo, güzel. Okay, C++'da operator overloading oldukça popüler olan bir şeydir. Java geldiğinde operator overloading desteklenmedi. Önce bir operatörler nelerdir? Hızlıca bir geçelim. İşte birçok operator var. Artı, eksi, çarpıdan bir yana işte unary prefix operatörleri, increment, decrementler. Ve biz bu operatörleri bazen böyle güzel, anlamlı biçimlerde asıl işleyişlerini değiştirip kullanabilmek istiyoruz. Örneğin iki string'i birbirine eklerken artı ile eklemek güzel bir yöntem. Ama bunun yanında mesela iki tane renk objemiz olsa, bunları da birbirine direkt artı koyup ekleyebilsek güzel olmaz mıydı? İşte burada kırmızı ile mavi olsa da bunları eklediğimizde moru direkt artı işaretiyle yaratabilsek. Bunu yapan bir fonksiyon da var bu arada Kotlin Standard Library içinde. Color Utils altında Composite Colors diye bir fonksiyon var. Ya öyle bir şey olsa ki işte biz artı kullandığımızda aslında arka planda bu çağrılsa. İşte Operator Overloading aslında kabaca bunu yapmamızı sağlıyor. Ve Kotlin burada ilginç bir şey yapıyor bizim için. Her operatörün aslında denk geldiği bir fonksiyon var. Yani artı dediğinizde Kotlin bunun için plus diye bir fonksiyon var mı diye arıyor sizin yazdığınız ve eğer o tipte bir obje alan başka bir plus fonksiyonu bulursa diyor burada operator overload edilmiş. Dolayısıyla artı işaretini gördüğü anda gelip sizin için bu fonksiyonu çağırıyor. Tamam, peki güzel. Bununla ilgili o zaman bir bakalım nasıl çalışıyor her şey. Şimdi bu color örneğini vermiştim. İki color objesini toplayabilsek birbiriyle. Hadi onun şeyini görelim. Ne yapıyoruz? İşte gelip color üzerinde bir extension fonksiyonu yaratıyoruz. Plus fonksiyonu. Burada da gelip color utils'teki composite colors'ı çağırıyoruz. Zor hiçbir şey yok. Kullanıcı tarafında da her şey güllük gülistanlık. İki color objesini alıyoruz. Artı ile eklediğimizde birbirine yeni bir renk objesi yaratıyoruz. Peki gelin tekrar bunun Java tarafında nasıl bir koda dönüştürüldüğünü görelim. Aslında Kotlin'in yaptığı şey gelip bir statik fonksiyon yaratmak ve bu statik fonksiyon beklediğiniz üzere içinde bulunduğu this fonksiyonu ve şeyi alıyor. Diğer ekleyeceği color objesini alıyor. Daha sonra bu color'ları composite colors'a geçip ondan yeni bir color objesi alıyor. Bunu return ediyor ve sonuçta biz bu iki color'dan bunları birbirine toplayarak yeni bir color elde ediyoruz. Herhalde artıdan sonra tek tek eksi çarpı tüm operatörler için bunun üzerinden geçmemize gerek yok. Ama ilginç bir operatör daha var bu operatörlerden farklı olarak.
invoke operatörü. Invoke operatörü çok ilginç bir şey yapıyor. Bu arada invoke yeni bir keyword'ümüz. Bir class'ı bir fonksiyon gibi çağırabilmenizi sağlıyor. Hadi bakalım o nasıl çalışıyormuş. Gene bir use case yaratalım kendimize. Bir class'ımız var, adı post story comment use case. Bu bir use case class'ı. Bunun içine bir fonksiyon koyduk. Ve bu class'ın aslında yaptığı tek şey bu fonksiyonu çağırabilmemiz için bir container yaratıyor bize. Hep de yapacağımız bu class'tan yaratıp içindeki post story comment fonksiyonunu çağırmak. Dolayısıyla her seferinde işte class'ımızı yaratıyoruz, o içindeki fonksiyona erişiyoruz. Halbuki burada gelip bu fonksiyonun adını başına operator koyup invoke'a çevirirsek ilginç bir şey olmaya başlıyor. Bir anda bu fonksiyonu class yaratmadan bu fonksiyonu class üzerinden otomatik olarak invoke'u çağırmadan çağırabilir hale geliyoruz. Hatta artık bu değişken adındaki use case'leri falan da atabiliriz. Bir anda class'ımız bizim için basit bir fonksiyonmuş gibi çalışır hale geliyor. Özellikle bu tip use case class'ları için ki biz bahsedeceğim uygulamada da çok kullanıyoruz, oldukça basit bir kullanım yaratıyor. Yeri geldiğinde direkt olarak çağırıp cevabınızı alabiliyorsunuz. Peki operator overloading hakikaten bize sihirli güzel şeyler sunuyor. Fakat operator overloading'in Java'da olmamasının bir nedeni vardı yeterince yaşlı olanlar için. Operator overloading kolaylıkla çok fazla ve gereksiz kullanılabiliyor. Ve hakikaten sonuçta ortaya çıkan kod çok karışık ve anlaşılması zor, takip edilmesi zor. Projeye yeni gelen birinin anlaması tamamen imkansız ve tahmin edilemez bir hale gelebiliyor. Eğer siz artı ile yaptığınız işte aslında gidip bir network request'i yapıyorsanız bu hiçbir anlam ifade etmiyor kodu okuyan kişi için. Dolayısıyla operator overloading'i kullanın ama gerçekten bir anlam, bu operatörlere uygun bir anlam taşıdığı ve hakikaten size bir geri dönüşü olduğu durumlarda kullanın. Tehlikeli olabilen bir konu. Deyip biraz daha ilginç bir konuya geçelim. Hem de başından beridir bu anlattığım uygulamayı size biraz daha detaylı anlatayım. Collection'lar ve sequence'lar. Bundan önce gelip şu başından beridir story, comment, reply bir sürü şeyden bahsediyorum. Bu bizim GitHub'da Google Samples altında olması lazım. Olan bir uygulamamız Plot diye geçiyor. Bu uygulamanın içinde story'ler gösteriyoruz. İşte story'lere comment'ler yapılabiliyor. Bu comment'lerin de reply'ları olabiliyor. Dolayısıyla bunu göstermek için gelip bayağı ilginç query'ler yapmamız gerekiyor. Sonradan bu topladığımız datayı da tekrar map edip hangi reply hangi comment'e gidiyor, hangi comment hangi story'e gidiyor bunları düzenlememiz gerekiyor. Bunları düzenledikten sonra da ekranda göstermek için bu düzenleme sırasında da birçok extension function kullanıyoruz collection'lar üzerinde. Ki yapmanız gereken bu, böyle bir operasyon yapıyorsanız kesinlikle extension function'ları kullanın. Ama iş burada da bitmiyor. Bunların hepsinin bir user'ı var. Burada da ilginç bir şey var. Hepsinin aslında bir user'ı yok. Bir set, bir küme user var. Ve bir user birden fazla comment de yazmış olabilir, birden fazla story de yazmış olabilir. Dolayısıyla daha da karışık bir sorun ortaya çıkıyor. Bir de gelip bu user'larla elimizdeki daha önce organize ettiğimiz datayı maplememiz gerekiyor. Burada ilginç bir şey yapıyoruz. Ekranda bu şekilde de ekranda gösteriyoruz. Bunları sequence'lar kullanarak yaptık bu uygulama içinde. Gene aynı şekilde sequence'lardaki extension function'larıyla tabii bunları kendimiz icat ederek değil. Ama burada biraz sequence'la collection'ın ne gibi farklılıkları olduğunu bakalım. Peki olayı iyice basitleştirelim. Kullanıcılar, reply'lar, comment'ler falan karışık oldu. Hakikaten programming basics'e dönüp şekillere bakalım. Elimizde bir list var ve içinde işte farklı renkte farklı şekiller var. Şimdi yapmak istediğimiz şu, iki tane de operasyon uygulayacağız. Biz öncelikle bu
elimizdeki bütün datayı alıp sarı şekillere çevirip daha sonra da ilk kareyi bulmak istiyoruz. İlk önemli çünkü bu bir bitirici fonksiyon, terminal ve buraya geldiği zaman, ilkini bulduğu zaman çalışma duruyor. Şimdi niye bunu vurguluyorum? Çünkü terminal fonksiyonlar kullandığınız zaman burada gereksiz olan elementleri dolaşmamanız size performans artışı olarak dönüyor. Dolayısıyla bu önemli bu use case için. Peki bunu sequence olarak kullandığımızda ne farklılıkları olacak collection'ın? Ona bakalım. Öncelikle bir collection, bir sequence için bunun çalışmasına bakalım. Collection için map'i çağırdığımızda compiler gelip runtime'da bizim için öncelikle bu collection'ın bir kopyasını alıyor ve bunların hepsini sarıya çeviriyor. Sonra tek tek dolaşmaya başlıyor. İlk item'a geliyor, bakıyor, kare mi? Değil. İkinciye geliyor, bakıyor, kare mi? Tamam diyor ve orada execution'ı durduruyor. Burada çalışma bitti. Ne yaptık? İşte ekstra item'larımız kadar bir ekstra memory daha kullandık. O kadar hafızayı ayırdık. Onun dışında da yarısını dolaşmış olduk ilk item'ımızı bulana kadar. Ona zaten yapacak bir şey yok. Peki sequence'a geldiğimizde farklı bir şey olduğunu görüyoruz. Ben zaten bir tane ilerletmişim herhalde. Map fonksiyonu çalıştığı zaman gelip bütün item'ları kopyalamıyor. Ama gelip ilki üzerinde ilkinin kopyasını çıkarıyor, sarıya çeviriyor. Sonrasında o sarının ikinci fonksiyonu çalıştırıp first'te match edip etmediğine bakıyor. Etmiyor, tamam okey diyor. İkinciye geçiyor, bu sefer ikincinin sarı kopyasını çıkarıyor. Ona bakıyor, tamam diyor, match oldu diyor ve tekrar çalışmayı durduruyor. Şimdi burada ilginç bir şey oldu. Bir tarafta gereksiz bütün elemanların bir kopyasını çıkarıp onlar üzerinde bir işlem yapmış olduk. Halbuki sequence'da bu olmadı ve sadece gereken elemanları dolaşıp sadece gerekli kontrolleri yaptık. Dolayısıyla gerçekten güzel bir performans kazandık. Aslında sequence'la collection'ların da ana farkı bu. Collection'lar bütün collection üzerinde collection üzerindeki operasyonlar bütün collection üzerinde çalıştırılır. Halbuki sequence'lar sadece o an işlenen eleman üzerinde çalıştırılır. Evet, biraz hızlanalım. Bunu da yaparken sequence'lar aslında arkada bir iteratör kullanıyor ve bu iteratör sayesinde yeni bir kopya çıkartmadan onun üzerinde çalışabiliyor. Dediğim gibi first'te terminal olduğu için özellikle burada bize inanılmaz bir performans kazancı sağlıyoruz. Burada ilginç bir şey var. Bunu çalıştıran kodlara bakarsanız girip Kotlin içinde, sequence kodunda zaten referansın geçtiğini görüyorsunuz. Aslında bir fonksiyon alıp o fonksiyonu referans olarak tutuyor. Collection'da ise bir kopya çıkarıyor. Direkt new array copy yapıp yeni bir kopyasını çıkarıyor. Burada dikkatinizi çeken bir şey var mı? Bir tanesinde inline keyword var, diğerinde yok. Neden olduğunu sormayacağım. Hakikaten bunu işte konuşmanın ilk başında bahsettiğim konu. Çünkü sequence'da referansı tutmasına ihtiyacı var fonksiyonun. Dolayısıyla inline olarak kullanamıyor ve zaten bir satırlık bir fonksiyon. O bir satıra da no inline'ı koyarsanız inline fonksiyonun bir anlamı kalmıyor. Çok kısaca eğer çok büyük data setleri üzerinde çalışmanız gerekiyorsa sequence'lar collection'lara karşı tercih etmeniz gereken şeyler. Bundan sonra gelelim bir de hızlıca sealed class'lara bakalım. Sealed class'lar aslında çok çok kabaca abstract class'lar ama aynı dosya içinde bulunuyorlar. İlla burada göründüğü gibi aynı bir class içinde bulunmalarına gerek yok. Aynı hiyerarşide bir dosya içinde de olabilirler. Hiyerarşi olmasına gerek yok yani. Ve özellikle işe yaradıkları bir şey var. Örneğin işte success error gibi belli kullanıcının sadece belli şeyleri seçebilmesine ve bunlar dışında bir seçeneği kontrol etmesine ihtiyaç duymadığı durumlarda sealed class'lar oldukça işimize yarayabiliyor. Mesela ne oluyor? İşte bir if kontrolü, when kontrolü yaparken success'sa bunu yap, error'sa bunu yap. Zaten üçüncü bir case'imiz yok burada. Dolayısıyla böyle bir örnekte sealed class'lar işimize yarayabiliyor. Ama burada ekstra bir şey istiyorum. Sonuçta insan
hata yapmaya açık ve burada kolaylıkla biri error'u commentleyebilir ya da yazmayı da unutabilir. Bu çok daha uzun bir şey de olabilir. 20 tane case'e düşen bir when de olabilirdi. Bunu compiler bize yazmaya zorlasa, yani error'u unuttuğumuzda gelip hata verse ve bize burada unutulmuş bir case var dese, bütün branch'leri kontrol edebiliyor olsa, kontrol edilip edilmediğini check edebiliyor olsa. Bunun için bir tane işte parametre üzerinden exhaustive diye bir fonksiyon yaratıyorum. Ve exhaustive ilginç bir şey yapacak bize sealed class'larla. Bundan önce bir sealed class'larla ilgilenmem parantez açıp şeyi söyleyeyim. Sealed class'lar herhangi bir class sealed class olabiliyor. Data class'lar, objeler, standard class'lar. Ve sealed class'ın aslında yaptığı şey, sizin dediğim gibi tamamen bu bir abstract class. Constructor'ı yok edip sintetik bir constructor yaratıyor. Sintetik constructor'ı bugüne kadar hiç görmemiş olabilirsiniz. Çünkü görseniz de onunla yapabileceğiniz bir şey yok. Sintetik constructor sizin kullanamayacağınız ama compiler'ın kullanabileceği constructor'lar. Ve dediğim gibi burada özel bir şey yok. Herhangi bir sırayla kullanabilirsiniz. Burada sealed class'larda da aslında yarattığımız kod gelip ifler halinde çalışan bir koda dönüyor. Hızlıca şeye geçeyim. Java koduna çevirdiğinizde geliyor işte success mi diye, success'te şeyi 3 state'e çevirdim. State 1 mi diye bakıyor, state 2 mi diye bakıyor. State 3'e geldiğinde artık bu son ifim olduğu için diyor, önce bir kere bu state 3 tipinde değilse exception'a at diyor. If case'i doğru çalışmıyor diyor. Değilse de diyor state 3 deyip dönüyor. Exhaustive yaptığınızda farklı bir şey oluyor burada. Exhaustive'i eklediğiniz anda compiler o bu state 3 tipinden bir değişken mi kontrolünü yapmayı bırakıyor. Çünkü artık exhaustive compiler'a şey garantisini veriyor. Evet, buradaki her state kontrol edildi. State 1, 2, eğer üçüncü if'e geldiysem bu mutlaka state 3. Çünkü compiler compile etmeden önce size her branch'in işlenip işlenmediğini kontrol edip buna göre uyarılarını verebiliyor. Bununla birlikte dönüp bir bakarsak bugün high order function'lar, inline, invoke, sequence ve sealed keyword'lerini gördük. Bunun dışında da birçok yeni keyword'e rastlayacaksınız Kotlin'i öğrenirken. Buradaki ana konumuz aslında şuydu, Kotlin sizin için sihirli şeyler yapmıyor. Bunları Java koduna çevirdiğinizde aslında gördüğünüz şeyler küçük oyunlar ve bu küçük oyunlarla bu keywordler hayatımızı kolaylaştırıyor. Twitter handle'ım aynı zamanda, mikrofondan uzaklaşarak konuştuğum için, Twitter handle'ım orada, aynı zamanda da e-mail'ım, sonuna google.com eklediğinizde. Onun dışında sunumla ilgili bir sorunuz varsa da sanırım birkaç dakikamız var cevaplayacak. Ben miyopum, biri el kaldırıyorsa da görmüyorum. Direkt konuşmaya başlaması daha iyi olabilir. Abi bir Googler olarak deme bunu. Sen son eğitimi kaçırmışsın. Yok, şöyle, bir kere genel olarak şeyimiz, şaka yapıyorum tabii ki, arada böyle eğitimlerimiz de oluyor gerçi. Neyse, evet, Kotlin First gidiyoruz. Bundan sonra yayınlanan her şey, yaptığımız her şey, eğitimler öncelikle Kotlin olacak. Dolayısıyla eğer Android'e yeni başlıyorsanız, yeni bir dil öğrenmeye başlıyorsanız, takip etmeniz gereken şey Kotlin. Bunun yanında eğer Java kullanıyorsanız ve şu ana kadar bir sıkıntı yoksa sizin için Java ile devam edebilirsiniz. Java'ya olan desteğimizi bırakmadık, devam da ediyor. Büyük ölçüde de her şey Java'da çalışıyor şu anda. Ama Kotlin'e bir şans tanıyın. Kişisel düşüncem diyeyim. Hı hı.
yani şey, Flutter tamamen ayrı bir proje. Onunla ilgili de zaten yorum yapmayayım. Tamamen ayrı bir ekip çünkü. Bilgim de yok onlarla ilgili çok fazla. Ama Android, Kotlin üzerinden devam etmeyi planlıyor ve Kotlin'le devam edecek. Başka? Güzel bir soruydu. Aynen, ben görmüyorum. Siz sorun direkt. Soru, Java uzun bir aşamada kapatılacak mı? Şimdi Java Google'ın bir ürünü değil. Dolayısıyla kapatılıp kapatılmaması tamamen Java'nın sahibi olan firmanın elinde. Ama Java open source ve zaten Android'de kullanılan Java compiler'ı hala 8 tabanlı bir compiler. Çalışma var compiler'ı ilerletmek için ama Java'nın kapatılması, yani Java ile JVM'i ayrı tutun. JVM çok hakikaten Java compiler'ı ve runtime'ı çok olgun yapılar. Dolayısıyla Java'nın olup olmaması Android'i, Kotlin'i ya da yazdığınız kodu çok çok etkilemeyecektir. Ama dediğim gibi bu bizim dışımızda ve bilmediğimiz bir şey. Başka? Kotlin şu anda Java'nın yapamadığı neleri yapabiliyor? En güzel yanı bu bahsettiğim trikler. Kotlin modern bir dil. Java'da, Java 10 ve 11'de planlanmış birçok şey Kotlin'de zaten şu anda var. İşte bunun dışında birçok kendi tree de var. Artı en böyle herhalde bir şey seç desen extension function'lar derim. Extension function'lar sayesinde birçok şey yapabiliyoruz. Mevcut bir anda kütüphanelere, projelere olmayan yetenekleri pat diye ekleyip size sunabiliyoruz. Dolayısıyla iki dil arasında ciddi semantik farklılıklar var ve Kotlin modern yapısı sayesinde çok fazla şey sunabiliyor ekstra. Herhalde süremiz bitti. Dışarıda çevrede olacağım. İstediğiniz zaman durdurup istediğiniz soruyu konuşabiliriz. Çok teşekkürler.